bütün. Yok ya. Öptüm işte. Bence sen hayal falan gördün. Öpmedim ben. Ne olur görürlersin. Yani gerek yok, hoş olmaz. İmajın mı çizilir? Bu Selim saçmalama, ne alakası var? Sara. Kedisinin uyanma vakti gelmişti artık. Varoş kedisi ya. Nasıl da bir halktan sanıyor kendi. Neydi onun o tavırları öyle? Neyine güveniyor bu kız bu kadar arkadaşlar, neyine? Ben onun o yamalı özgüveni indirmesini bilirim. Tamam, abartmayın artık, yeter. Abartmayın derken neyi abartıyoruz? Eda kıza tokat attı biricik. Tokat. Ya olacak iş mi Allah aşkınıza ya? Az bile yaptım Zeynep. Biricik bir şey söylesene, sen haksız mıydın? Böylelerinin haddini bildirmemiz gerekiyor tatlısı. İyi yaptın. Bence de. Üff, hadi sıkıldım Serra muhabbetinden, yeter. Selim'i göreniniz oldu mu? Eve falan mı gitti acaba? Serra Hanım, buyurun. Görsünler. Bizi daha böyle çok görecekler. Alışsın herkes. Ya Serra. Sanki hayatında ilk defa bir erkekle bu kadar samimi yürüyor gibisin ya. Ne? Ciddi misin? Yani bu durumda ben senin ilk erkek arkadaşın oluyorum. Doğru mu? Yani hayatında ilk defa ben de öptüm seni. Tamam canım. Ne var yani olmadıysa? Serra. Hı. Ne yapıyorsun yine? Bak, gördün mü? Herkes gördü şimdi. Ne olacak? Hayatımda ilk kez öpüştüm. İlk kez haddini bilmez bir erkek sana sarıldım. Bir de üstüne üstlük yetmezmiş gibi herkesin içinde seni kucaklayıp havalara kaldırdım. Onur Hoca'nın yanındadır belki. Kaçta biter dersin? Uzun sürer benim işim. Proje devrimi tamamlamam lazım. Tamam. Olsun, ben beklerim seni. Gerek yok gerçekten.
Pardon, pardon. Efendim Biricik. Evet, evet okuldayım. Ufak bir işim var, onu hallediyorum. Ufak bir işimmiş. Selim, neredesin? Biz çıkıyoruz kızlarla da seni bekleyelim mi? Biricik, işim var dedim ya. Neler karıştırıyorsun yine? Aman aman, iyi tamam, sormuyorum. Yarın görüşürüz. İşi varmış. Kızlar, Serra gidip de bizi Selim'e şikayet etmiş falan olmasın şimdi? Gitse keşke. Bir tokat da Selim'den yer. Ay gerçekten çok abarttınız. Şiddete hayır diyoruz arkadaşlar. Hele kadına şiddete koca bir hayır diyoruz, hatırlatırım. Evet. Evet. Ne yapacağız şimdi? Planımız ne? Hadi. Siz bilemem de benim pilates dersim var. Eve gideceğim. Pilates nereden çıktı şimdi? Hep beraber bir şeyler içeceğiz diye konuşmadık mı az önce? Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. İptal edemem dersi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Selim yok diye 2 dakikada sattı bizi. Farkındasın değil mi? Ölecek Selim diye diye kız ya. Sus. Duyacak şimdi Zeynep. Bitip uğraşmayalım bununla. Duyarsa duysun Eda. Duyarsa duysun. Burak'ın iyi olmasına çok sevindim Tahir amca. Yani ben aslında Ankara'ya gelip Burak'ı görmek istiyordum ama yüz yüze. Öyle mi? Ha, doktor ziyarete izin vermiyor yani. Anladım. Tamam, olmadı biz görüntülü arayıp öyle konuşuruz Burak'la. Oldu Tahir amca, oldu, iyi günler. Bir daha sakın beni arayayım deme. Ancak ben istediğim zaman görüşürüz. Anladın mı? Ne demek daha fazla para istiyorum ya? Sana verdiğim para neyine yetmiyor? İyi tamam. Her zamanki görüştüğümüz yere gel. Tamam mı? Bu neydi şimdi? Kime para yediriyorsunuz? Yoksa başka bir kadın mı var? Öğreniriz sen kimsin, müsait zamanda. Yani yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. İyi kaçtım ben, servise gidiyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Bitti mi dersin? Hı hı, bitti. E tamam. Atla arabaya gidelim bir an önce. Yok, istemiyorum. Niye istemiyorsun? Ufak bir işim ben senin için nasılsa. Gerek yok yani eve bırakmana falan. O ne demek Serra? Ben hiçbir şey anlamadım. Biricik'le konuşurken ufak bir işim var dedin ya hani. O ufak iş ben olduğuma göre. Biraz alınganlık, biraz da kıskançlık seziyorum. Hayır tabii ki de, ne alakası var? Serra Hanım, lütfen arabaya biner misiniz? Lütfen. Buyurun. Belki binmek istemiyorum. Lütfen, lütfen Serra Hanım. Buyurun.
Nazlım var ya, resmen pazarcılık camiasına yeni bir soluk getirdin ha. Maşallah. Yok mu yeni yatırımların falan? Dalga geçme be. Bey ne kız? Düzgün konuş. Hiç yakışıyor mu adın öyle? Azıcık hanım oluyor. Şey. Alo? Evet benim. Ne? Nereye? Var tabii, olmaz mı? Tecrübenin alası var bende. Tamam tamam. Yarın geliyorum. Hadi iyi günler. Ne oluyor lan? Lan oğlum, iş görüşmesine çağırdılar. Seni? Evet beni. Ne var yani? Olamaz mı? Oğlum hangi kafasız seni çağırır lan iş görüşmesine? Hem de Kuzey Üniversitesi'ne. Ya ne haber? Gel ders ver diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mı kız ya? Serra, bir ara şu Burak konusunu baştan anlatmanı istiyorum. Daha neyini anlatayım? Yani Burak'la aranızda ne geçtiğini, tokat attıracak kadar sana ne yaptığını, bütün detayları öğrenmek istiyorum. Anlattım ya. Evet, evet anlattın ama kısmen anlattın. Ben bütün detaylarıyla öğrenmek istiyorum bu işi. Burak benim gördüğüm en rahatsız edici, en antipatik insan olabilir. Ya senin için öyle olabilir ama o benim yakın arkadaşım. Bayağı da samimiyiz, biliyorsun. Peki sor o zaman. Ne öğrenmek istiyorsun, sor. Ne yaptı seni bu kadar sinirlendirecek, gerecek ne yaptı merak ediyorum. Ya zaten okulda beni ilk gördüğü günden beri sürekli peşimde. Antipatik, antipatik. Baştan sona anlattım her şeyi. Oldu mu? Ben şu ilerideki okulun önünde ineyim, olur mu? Yani olur da emin misin burada inmek istediğin? Hı hı. Eviniz buradan çok uzak değil, değil mi? Yok canım, alışkınım ben. De zaten çok yürümeyeceğim, yakın buradan. Ya Serra, evine bıraksam ne olacak ki? Olmaz. Tamam. Peki... Yarın sabah gelip alayım mı seni? Yok, gelme ben. Otele gideceğim, sabah shiftim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Sen de nihayet kafayı yedin sonunda bakıyorum. Nazlı.
Yani kendi kendine gülene ya hayat yormuş delirmiş ya da aşık olmuş sapıtmış derler. Ben hayatın yorduğu gruptayım bence. Sen iki arada bir derede kıvamındasın sanki. Ya Bezgin aşıklar misali. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Vallahi süper gidiyor. Yarın bir iş görüşmem var. Öyle mi? Çok sevindim. Vallahi beğenirsek direkt işe alacağız dediler. Beğenirler tabii canım. Niye beğenmesinler? Ya çok üst düzey bir işmiş. Artık herkes kapasitemi görecek. Kesinlikle görecekler. Ay. Ne iyi oldu bak. Yıllar sonra tekrar buluştuk. Buldum seni. Evet Biricik Hanım, çok iyi oldu. Nasıl gidiyor salonda işler? Memnun musun? Memnunum. Aslında sizin de çok büyük payınız var bu işi bulmamda. Benim mi? Ben ne alaka? Siz beni sosyal medyada hocam diye paylaşınca bir sürü kapı açıldı bana sayenizde. Bak sen. Neymişim ben? Yeni bir hoca başlamış sizin salonda. Yakışıklı bir tipmiş. Barış mı? Size kadar geldi mi? Tanıyor musun? Sanırım tabii. Spor Akademisi'nde sınıf arkadaşıydık. O zaman siz samimisiniz. Yani sana böyle asılan müşterileri, pas verdiği teyzeleri falan anlatıyordur herhalde değil mi? Yani samimi sayılırız. Stüdyoda olan bir tane konuşur musunuz diyorsanız, evet konuşuruz. Çok iyi. O zaman Aslı, sana şahane bir teklifim var. Ya ne demek gelecek hafta evimize taşınıyoruz? Babacığım bitti bizim evin tadilatı. Yani taşınmayalım, ne yapalım? Hem kaç aydır buradayız zaten. Ya baba evinde gün sayıyorum diyorsun yani. Aşk olsun Dilo. Baba. Size de yeterince rahatsızlık verdik zaten İhsan Bey. Hem düşündüğümüzden çok uzadı bu ustaların işi. İhsancığım haklılar. O kadar özene bezene ev yaptırdılar. Elbette heves ediyorlar bir an önce gidip oturmaya. Ben de olsam ben de öyle hissederdim. Ya, olur mu öyle şey ya? Burası da sizin eviniz olur. Karının büyüdüğü ev nihayetinde. Ne demek rahatsızlık, misafirlik falan. Olur mu öyle şey? Geliriz yine. İhsancığım duygu sömürüsü yapma çocuklara. Merhaba. Hoş geldin Selin. Hoş geldin Selin. Sağ ol canım. Ah. Annem geldi değil mi aklına? Evet annem geldi. Nasıl da kızardı. Sofradan bir şey alıp böyle ayaküstü yememize. Çok kızardı. Evet. Anneniz kızardı ayrı. Ama ben de hiç hoşlanmam biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Yemek saatini kaçırdın tabii Selim'ciğim ama açsan hemen ısıtabiliriz bir şeyler. Çok düşüncelisin Hasena. Ama sen merak etme, Sevinç halleder şimdi. Tamam mı her şey? Hallettin mi oğlum? Hı hı, hallettim baba. Ben Burak'tayken Tahir amcanın adamları geldi. Valizleri falan aldılar. Güzel. Ne için? Önemli bir şey değil Onur abi. Burak'ın bütün eşyaları buradaki evinde. Rica etti babası, ben de onları toparladım. İyi etmişsin. Bayılıyorum sizin bu arkadaşlarınıza. İnşallah hep böyle sürer. Niye sürmesin ki Hasena? Sürer tabii. Yani gençlik arkadaşlıkları bazen bitebiliyor. İnsan bazen görüşmek bile istemiyor. Hı. Ama senin deneyimlerin bana gelmez. Çünkü biz seninle bayağı farklıyız. Olmadık zamanlarda gelen bu telefonlara sinir oluyorum. Adı üstünde yemek saati yani. Öyle değil mi? Yani. Kiminle konuşulur ki bu saatte? Sevgiliyle konuşulur. Yani genelde bu saatlerde işten telefon gelince babam kapat ben ararım sizler ama demek ki kapatamayacağı önemli biri. Bu arada bu karnıyarık
Ne kadar güzel görünüyor ya. Aynı babaannemin yaptığı gibi. Afiyet olsun Selim'ciğim. Sağ ol ablacığım. Anne. He. Ben kirlerimi attım makineye. Senin var mı? Ben onları topladım, yatağımın üstüne koydum yavrum. Oradan alıver. Yarın hiçbir şey olmayacak. Keşke biri de benim arkamı toplasa. Sigorta attı. Ay, ama tam dizinin orta yerinde olacak iş mi? Koş kızım onu getir. Üf, ay en heyecanlı yerinde kaldı dizi. Serra oyalanma yavrum hadi. Ya tamam tamam. Panik oluyorum. Olma panik. Ver onu bana. Ver onu, çık sen sigortaya bak. Çık 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 çık. Hadi Serra. İşte ya. Uf, bıktım ya, bıktım. Ne zaman iki şey çalıştırsam aynısı oluyor. Sen de çalıştırma o zaman. Ne olacak şimdi? Yarım kaldı dizi. Tekrarını izlemek zorunda kalacağım. Spoiler mı yiyeyim istiyorsun? Anneciğim, karanlıktayız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Değil mi? Ama iyi yerinden bakın. Mum ışığında romantik bir akşam geçireceğiz. Diziyi kaçırıyorum diyorum. Romantik akşam ediyor ya. E ama bu kaçıncı böyle elektrik gidip gidip duruyor? Ya yarın usta çağıracağım tamam. Canımdan bezdim valla. Cemiyet hayatına podyumlardan depara çıkarak hızlı bir giriş yapan estetik harikası, 40'lı yaşlardaki yabancı dilleri biliyormuş gibi rol kesen kahramanımız aşağıdakilerden hangisi? A. Asena Kutlusay, B. Naomi, C. Sophia Loren, D. Anya Rubik. Ay çok yakıştı. Benmiş benmiş. Bunlar da çok iyi günlerin Asena. Bekle ve gör. Biz çakma seni. Thank you.
Kız resmen yıkıyor, yıkıyor tabii. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel sevgilim olur. O yüzden sizi baştan uyaralım Selim'e ve yanlış sulara girmeyin. Ne haber Onur abi? İyidir. Yine şut terapisinde misin? Senden de hiçbir şey kaçmıyor abi ya. Ne oğlum, işim bu benim. Hele konu sen olunca tam uzmanlık alanım oluyor. Ne bileyim abi. Neler olduğunu keşke ben de bir bilebilsem. Nasıl yani? Serra'yı her an eve sevgilim olarak getirebilirim. Maç. Ne maçı oğlum? Anlatsana şunu doğru düzgün. Önce Haket abi. Allah Allah. Ne yani? Yenersen mi anlatacaksın? Hak etmen lazım. Bak pişman olursun. Hadi tek atıyorum. At. Dinnaz'ım günaydın. Günaydın canım. Oh bir tanem. Nereye, işe mi? Gündeliğe mi? Ha, Tünalım'a gidiyorum haftanın 3 günü. İyi oldu seni gördüğüm ya. Ben de seni arayacaktım. Allah ne muradım varsa versin Serra. Gönlünün dileği olsun kuzum benim. Hayırdır, ne oldu? Bizim deli iş görüşmesine çağırdılar ya. Nazlı mı? Ha, bugün okula gelecek görüşmeye. Dün bahsettiği iş görüşmesi bizim okulda mıymış? Ha kuzum, sizin okulda. Sen aracı olduydun ya. Ah canım benim, senin kafada bir dünya tabii. Neyse artık inşallah olur da beraber gider gelirsiniz ya. Tabii, tabii hayırlısı bin Naz'ım. Sen merak etme ha. Ben işimi bitireyim, akşam ütüleri yapmaya geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Tamam. Dikkat et. Olur, olur, hadi. Kendi ellerimle canlı bomba sokuyorum resmen. Ama özendin bu sabah. Özendim mi? Bu ne demek şimdi? Yani öyle uzun uzun parfüm sürmeler, 40 saat kol düğmesi aramalar falan. Önemli bir toplantın mı var? Benim her gün toplantılarım var. Ayrıca her gün de kol düğmeleri takıyorum. Ne var bunda? Çok yakışıklı oldun. Öyle mi? Dur düzelteyim yakamı. Sabah biraz geç gitsen iş olmaz mı? Hı? Biraz sabah keyif yapalım. Olmaz. Çok önemli randevum var. İptal edemem. Aa. İptal edemeyeceğin kadar önemli randevu neymiş göreceğiz. Etsin. Bir bu eksikti. Günaydın. Günaydın. Hayri Bey'i gönderdim. Hayri kim ayol? Manav Hayri. Gece mesaj attı. Komşunun evinde elektrik arızası var. Git bak diye de. Bu adresi vermiş ama. Yanlış mı geldim yoksa? Yok yok tamam. Serra yardım istemiştir Hayri'den. Geç ustam geç. Hallediver şurayı. Elektrik sigortası bozukmuş galiba. Bu arada bizim buzdolabını tamir eden ustaya ne oldu? Ben devraldım dükkanı. O mahalleden taşındı. Ha iyi tamam. Ay kafa mı kaldı bende? Nereye gidiyorum? Burada sigorta.
hallederiz. Bu arada çamaşır makinesi de bozuldu. Sular akıyor, her yer battı. Ona da bakarız. Önce şuna bir bakayım, sırayla. Bu çok eski. Bu tamir olmaz. Zaten olsa da iki gün sonra yine başınıza iş açar. Ne yapacağız? Yani söküp yenisini takacağız. Hangi para elde olacaksa. O kadar özendiğine değer inşallah şu toplantı. Özeniyorum tabii. Ne var bunda? Sen de kendi toplantılarını biraz özensen iyi olur. O kadar yatırım yaptık. Peki tamam, bir şey demiyorum. Telefon kimin adına kayıtlıymış? Ayşe Çoban adına kayıtlı, Asena Hanım. Ayşe Çoban mı? Adresi falan var mıymış? Her şey elimde mevcut. Detaylı arama dökümü gibi şeyler de isterseniz... ücreti mukabilinde hemen hallederiz. Ücret mi mukabilindeymiş? Duyan da seni bedava çalıştırıyorum zanneder. Veririz neyse. Aman efendim. Siz yanlış anladınız. Senelerin hukuku bizimki. Hiç olur mu öyle şey? Bak sabah sabah beni konuşturma. Ne çabuk unutuyorsun? Ben olmasam o telefon şirketinde 3 kuruş maaşa talim ediyordun hala. Tamam tamam, kapat hadi. Detayları sonra konuşuruz. Nereden tanıyorum ya? Ayşe kim o zaman? Kokuyor Veysel şefim. Eline sağlık Veysel abi. Hadi soğutmayın. Sabahtan beri kara sulanmıştır ayaklarınıza. Hadi afiyet olsun. Hem de nasıl? Ben bugün çok yoruldum ya. Bir de büyük suite'de kim kaldıysa. Öyle bir dağıtmış bir odayı temizle temizle bitmedi. Ya aşk her şeyi affediyor da para her şeyi halledemiyor görüyorsun. Ortalık görgüsüz milyarder kaynıyor. Ne o kız? Pek bir dert mi iç geçirdin? Bizim sigortamız bozuldu dün akşam. Sabah usta gelecekti. İnşallah çok fazla masraf çıkarmamıştır Pınar ya. Ya ne diyeyim? Şöyle akıllı, becerikli bir sevgilin olaydı da... bana dert yanacağını ona yanaydı. O da bir güzel teselli edeydi seni. Vardır belki, ne biliyorsun? Ne? Ne vardır? Sevgilin mi? Vardır, vardır. Yedim ben de. Vardır, vardır. (Gülüyor)
Sen makineyi tamir edebilecek misin usta? Ederim etmesine de. Neye elim atsam elimde kalıyor. Bu makinenin de miyadı dolmuş. Neyse laf yetiştirmeyi bırak da bitir işini. Efendim Serra? Yok yapılamıyor sigorta. Yenisini almak gerekiyormuş. O da 150 falan bir şey tutarmış. Asıl çamaşır makinesi yapılamıyor. Sabahtan beri onunla uğraşıyor yolladığın usta. O da beceriksizin tek çıktı ya neyse. Yani yeni çamaşır makinesi almak gerekiyor. Benden söylemesi kızım. Tamam görüşürüz. Ne oldu kız? Ne olacak? Korktuğum başıma geldi. Sigorta yetmezmiş gibi bir de çamaşır makinesi bozulmuş. Yapılmaz diyormuş üstüm. Ay, çamaşır makinesi çok pahalı be. Bizim üst kat komşusu aldı geçen 2000 mi ne tutmuş diyor. Yuh. Sigortasıydı, makinasıydı, geldisiydi, gittisiydi derken en az 3000 ihtiyacım var şu an. Kredi çeksene Serra. Ben de kefil olurum sana bak üzülme. Ha, yok. Olmaz. Korkarım ben öyle borçtan falan. Ay ne olacak be? Millet tatile gitmek için kredi çekiyor. Korkacak bir şey yok yani. Olmaz. İyi. Selim Bey kartınızı alayım lütfen. Tabii. Buyurun lütfen. Taksit ister misiniz? 6 veya 9 taksite verebilirim. Yok gerek yok. Tek çekim olsun. Aracın arka koltuğuna bırakabilirler mi? Hemen ayarlarız. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ederim. On dakikaya sendeyim. 10 dakikaya mı? Tamamen tesadüfen. Bir tamirat için evlerindeydim. Yani. İşte ben idare ediyorlar diyeyim, siz anlayın. Geçim derdi çektikleri çok belli. Olur tabii, yaparım. Hallederim bir şekilde. Onların kabul edecekleri bir düzenleme ayarlarım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam efendim. Vallahi kızım sen böyle çat kapı gelmezdin ama. Aşk olsun baba ya. Gelsem bir suç, gelmezsem ayrı suç. Bak şimdi lafı nasıl tersine anlıyorsun? Ne bileyim kocanla kavga ettin falan zannettin bu saatte geldiğine göre. Baba ya İhsan'la kavga edeceğim. Döneceğim baba evine buraya. Kılıksız kıyafetsiz. Ah baba. Asena. Bak patatesli börek yaptım, ondan da koyuyorum, yersin. Dur, yardım edeyim Sevgi abla.
Of, mis gibi de kokuyor. Sıcak sıcak. Sen seversin bilirim. Sevgi abla, bu aşağı sokakta Nuran apartmanı var ya. Hı. Onun önünde bir adam gördüm böyle ayağı aksayan. Ha, anladım dediğini, kim olduğunu. Böyle gözüme bir tanıdık geldi sanki. Bir yerden gözüm ısırıyor. Yok kızım, sen bilmezsin onları. Onlar senden çok sonra taşındı mahalleye. Ha, böyle çok zavallı bir hali vardı. Ay yok, zavallı değil onlar canım. Niye? Karısını tanırım ben onun. Uyanık Ayşe derler ona bizim mahallede. Ha. Neden uyanık? Onun kocasına araba mı çarpmış ne? Bir yer ağzından kaçırdı. Kan parasıyla geçiniyor. Sırtımız yere gelmez bizim dedi. Zenginin birini buldular, sömürüyorlar demek. Tabii canım. Artık kimin ayıbını örtüyorlarsa. Kim bilir? Kadının bileğindeki burma bilezikler aha buraya kadar. Ne kuyumcu diyorsun? Dükkanı gibi geziyor ortalıkta. Adam saf böyle, saf dirik bir şey. Kadın uyanık, para göz, bildiğin gibi değil. Ben de acımıştım adamı görünce. Ay yufka yürekli yavrum benim. Sen hiç acıma, tasalanma onlara. Bunca zaman burnumun dibindelermiş. Görüşürüz Serra. Görüşürüz. Hepsi mi pahalı olur arkadaş ya? Olsun. İyi, hadi atla gidelim bir an önce. Bu kutu ne böyle? O şey ya, bir nevi kum torbasının gelişmiş hali. Para mı verdin cidden? Böyle deme. Ben onun gelmesini neredeyse bir aydır bekliyorum. Mühim bir alet olduğum için. Beklediğine de iyiymiş o zaman. Kavuşmuşsun sonuçta. Uzatmaya gerek yok. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Evraklarını getir. Yarın başla işe. Anlaştık. Yalnız şu maaş konusu benim çok içime sinmedi. Azıcık böyle bir şeyler yapsanız olmaz mı? Rakam değişmez. Hem yol masrafın yok. Servise gidip geleceksin. Yemen içmem burada. Daha ne olsun? İyi peki, tamam. Anlaştık o halde. İyi. Şimdi yar. Sen kimsin? Aa. Selamlar. Selamlar. Ne bu haliniz? Ne oldu? Ne varmış ya halimizde? Normallik öyle. Yani. Soruya soruyla cevap verilmesinden hoşlanmadığımı unutacak kadar şaşkınsınız nedense. Şimdi sana bir haberimiz var. Ne? Aman. Ne söyle? Ay, Burak'la mı ilgili? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haber mi geldi? Yani birazcık Burak, birazcık sen, çokça Selim ve bir de... Üf! Geveleme ağzına, söyle ne söyleyeceksin.
Selim'le Serra'yı sarmaş dolaş görenler olmuş. Ne demek ki sarmaş dolaş? Ders falan çalışıyorlardır. Yoksa Selim'in ne işi olur Serra'yla? Yani biraz özel ve ince bir iş olduğu kesin gibi ama bir bak istersen. Yiyecek bir şeyler alayım. Gel. Zavallı Serra, başına nasıl büyük bir bela aldığının farkında bile değil. Zavallı Serra, daha düne kadar tokat atıyordun kıza. Bu nefretten acımaya ne ara evrildi ben anlamadım. Zeynep'ciğim, o ayrı. Bu ayrı, aynı şey değil. Pardon. Lütfen. Pardon, özür dilerim. Yani. Pardon, affedersin. Ah. Bir sürü olmuş. Ay, tatlı yiyelim. Bir termosum vardı. Gördünüz mü? Telefon, adres, bütün bilgiler burada. Bundan sonra sizin için çocuk oyuncağı olmalı. Siz hiç merak etmeyin. Bu bilgilerle size hızla kapsamlı bir rapor sunarım. Aman sakın oyalanayım deme. Hızlı olsun zaten. Kaybedecek hiç vaktim yok. Dertleri neymiş, kimlere borçları var, gizli saklı neleri var hepsini öğrenmek istiyorum. Emredersiniz. Bu da ilk ödemen. Ekstra her bilgi senin için fazladan para demek biliyorsun. Ve sakın salak adamla oyalanayım deme. Ondan bir şey çıkmaz. Ne varsa karısında var. Ondan ilerle. Ayşe Çoban. Evet. Sen yine de akşamki yemek teklifimi bir düşün. Yok, gerçekten gelemem. Bir sürü işim var benim evde yapmam gereken. Ya Serra, ne işin olabilir ki? Kesin ders çalışacaksın. Başka işin falan yoktur. Ne haber Serra? İyilik, senden? İyiyim. Arkadaşınla tanıştırmak yok mu? Selim. Nazlı. Memnun oldum Nazlı. Memnun oldum. Ne oldu iş durumu? Görüştünüz mü? Görüştüm. Yarın başlıyorum. Vallahi bayıldılar bana. Yani müdürüm bana dibi düştü. O derece yani. Süper. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol ya. Vallahi sayende iş buldum. Bunu unuttum sanma. Aslında senin sayende. Sen kafenin işletmecisine mesaj atmıştın ya hani. Ha, hatırladım şu çılgın arkadaşın. Bak sen, sevgilisinin arkadaşı için de neler yaparmış öyle. Benim dersim var Nazlım. Geç kalmayayım, gidelim biz. Nazlım çok memnun oldum tekrardan. Yeni işinde hayırlı olsun. Sağ ol canımcığım. Görüşelim. Görüşürüz. Vay arkadaş. Bizim Kısırık'ta zengin oğlanı kafa alınmış. Mis gibi takılıyor vallahi. Selim Kutlusay bu. Bu okulun sahibi sayılır kendisi. Kim? Bu giden mi? He. Şanslı evde doğmuş artist. Bizim gibi değil yani. Sen kimsin peki? Ali ben. Güvenlikçi. Memnun oldum. Ben de kafenin yeni garsonu Nazlı'm. Memnun oldum. Gelsin. Selam. Ne haber kızlar? Haberler sende. Yeni sevgilin hayırlı uğurlu olsun Selimciğim. Ha. Bu okulda da hiçbir şey gizli kalmıyor arkadaş. Niye? Sen gizli kalmasını mı tercih ederdin?
Yok. Gizli kalmasını tercih etseydim şu an burada bunu konuşuyor olmazdık zaten. Oo, siz bayağı sevgilisiniz yani Serra'yla. Yani yeni başladık. Deniyoruz diyelim. Yuh be Selim. Bula bula Serra'yı mı buldun cidden? Niye? Burak ne olacak? Ne olmuş Burak? Biricik'in söylediklerini ne çabuk unuttun. Burak ve Serra arasında kesin bir şeyler var dedi. Hatırlasana. Zeynep, Biricik onu bir kere laf olsun diye söyledi. Ciddi değildi yani. Ayrıca aralarında bir şey olduysa bile o aşk meşk değildi ki. Niye kız herkesin içinde Burak'a tokat atsın o zaman değil mi? Yanılıyor muyum? Ha? Bugünlerde herkes her şeyi unutur oldu. Düne kadar Burak'ın kazası için suçluyorduk biz bu kızı. Hatırlatırım. Ne var yani Zeynep? Aa, ne mi var? Ha, utanmasan tuvalette sıkıştırıp tokat attığın kızı bize karşı savunmaya kalkacaksın. Tokat? Ne tokadı? Vereceksin Serra. Onun hesabını vereceksin kızım. Koşarak kaçacaksın Selim'in yanından. Koşarak. Gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Soruyor musun bir de? Gel. Ne bileyim, sevgilin falan gelecektir. Kalabalık yapmayayım şimdi. Yok, gelmeyecek. Ha, yani var öyle bir şey cidden. Konuşulanlar doğru öyle mi? Yalnız var ya, okulun en yakışıklı, en popüler çocuğunu kaptın resmen. Nasıl oldu? Anlatsana. Yani seni o gün sınıfa çağırdığı gün mü oldu? Öyle abartılacak bir şey yok aslında. Yani büyük büyük laflar edilecek bir durum yok ortada henüz. Onu demek istedim. Sen bu soruyu çözebildin mi? Yok, ben de çözemedim onu. Dur bir bakayım. Vallahi çok güzel oldu. Güle güle kullanın İlgün Hanım. Buraya da tam oldu vallahi. Serram görünce çok sevinecek. Aman, ona kalsa günlerce düşünür, taşınır, gamlı baykuş gibi dolanırdı ortalarda. Sizin makinenin bozulduğu gün şunun 3.30 paraya satışa çıkmasına ne demeli? Allah'ın işi işte. Kol sıkışmayınca hızır yetişmezmiş Bindaz. Satan adam nakde sıkışmış,
senedini ödeyebilmek için elindeki malları satışa çıkarmış. Elektrikçi ustanın adı neydi? Haydar. Haydar usta. Çok efendi, çok terbiyeli bir tip. Ben başta beceriksiz falan dedim adama ama bak pat diye çözdü işimizi. Vallahi çok güzel oldu. Oldu ya abin Naz. Serra, ne haber? İyilik senden. Aşağıda buluşuruz. Selim'le birlikte misiniz? Bu okulda herkes Selim'i ve yaptıklarını mı takip ediyor? Ben anlamıyorum ki. Ben herkes değilim, Serra. Hem zaten konu Selim Kutlusay olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızında. Tabii sen şimdi dediklerimden bir şey anlamıyorsun. Normal, normal. Yaşadıkça göreceksin sen de. Öyle mi? Öyle. Selim'in içici gönül maceraları, hevesleri. En uzunu 10 gün falan sürmüştü sanırım. Bakalım senden ne zaman bakacak? Göreceğiz. Peki sen bu resmin neresindesin Biricik? Ben senin hiç tahmin bile edemeyeceğin bir yerdeyim Serra. Onun bu gönül maceralarından sonra dönüp dolaşıp geldiği sabit limanıyım. Anladın? Yok, anlamadım. Olsun, olsun. Onu da anlama. Yavaş yavaş öğrenirsin, görürsün. Tabii sen şimdi şaşırdın. Haklısın ya, ne diyeyim. İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Hülya'yı hatırla. Yaşadıklarına dayanamayıp intihara kalkıştı. Düşünsene. Yani bu filmi defalarca izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani dikkat et. Fazla kapılma. Kaptırma kendini, tamam? Üzülürsün. Ya da... Ya... Kısa Musa, keyfini çıkart. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. İyi günler. Alo. Hallettim efendim. Dediğiniz gibi yaptım. Nilgün Hanım üzerinden ilerledim ki Serra bir sürü soru sorup olmaz demesin. Bağladım yeni makinelerini. Sigortayı da değiştirdim. Hepsi için 500 lira istedim. Daha aşağısı olmazdı zaten. Serra şüphelenirdi. Olur efendim, hallederim. Selamünaleyküm. Hayırdır? Buyur kardeşim. Niye hiç? Öyle bir hayırlı olsun dediydim de. Varsa bir çay içeriz.
Benim işim var şimdi. Bir müşteriye tamire gideceğim. Maşallah. İlk günden işler yığılmış ha. İyi iyi. Allah bereket versin. Eyvallah. Ne haber lan Bülbül? Ya abi ne yapayım, yeşillik parlatıyor. Oo, bakıyorum da mahallenin genç kuşak iş adamları da burada. Ne o kız? Yerde para mı buldun ha? Ağzın kulaklarında. İş buldum lan, iş buldum. Ve karşınızda Kuzey Üniversitesi'nin kafesinin garsonu duruyor. Ulan ben de bir şey sandıydım ha. Garsonluk işiymiş. Allah Allah. Laf eden de üçkağıtçı otoparkçı. Doğru konuş kız. Nazlı'm, hayırlı olsun. Sağ ol Bülbül'üm. Bu Kuzey dediğim Serra'nın üniversitesi değil mi? Aynen o. Vallahi siz kendi küçük dünyanıza takılmaya devam edin. Serra oldu başını gidiyor. Bir sevgilisi var ki okulda el ele, göz göze Allah hayatını yaşıyor. Selim. Ne haber? Neydik? Yoktun. Evet, telefondaydım. Şu staj işini konuşuyordum da. Sorma ya. Benim de onu bir an önce halletmem lazım. Ne diyorum sana? Gel birlikte gidelim Londra'ya. Bakarız birazcık ya. Ay aklıma geldi. En son birlikte gittiğimizde olanları hatırlar mısın? Başımıza gelmeyen kalmamıştı. Ay aman aman aman, kimse duymasın, vallahi rezil olurum. Yok yok, merak etme. Ben bir şey duydum. Serra ile alakalı. Evet. Bir itirazın mı var? Yok. Hayırlı olsun diyecektim. Hı. Gönül bu Selim. Otoda konar. Neyse. Yani şimdi bu senin laf halin mi oluyor? Ne yapayım? Huyum kurusun. Tutamıyorum kendimi. Neyse. Umarım en yakın arkadaşını karşına alacak kadar iyi bir insandır Serra. Değer. Biricik kusura bakmazsan gitmeden sevgilini yakalamam lazım. Serra. Ya her yerde seni aradım. Ortalıktan kayboldun. Telefonlara falan da bakmıyorsun. Duymamışım. Çantamdaydı. Ders çalışıyorduk da biz. Öyle hiç bakmak gelmedi aklıma yani. Anladım. Dersler, okul, notlar önceliğim. Vakit kalırsa ara sıra seninle de ilgilenirim diyorsun. Öyle mi? Öyle diyorum. Burslu bir öğrenciyim ben. Bursumu kaybedersem ailemin beni okutacak bir okulu yok. Anladım da bir şey mi oldu? Sen kızgın mısın bana? Yo, ne alakası var canım? Bu tavır ne o zaman? Dersin yok mu senin? Var Serra, evet var. İyi dersler o zaman. Benim bu servisi kaçırmamam gerekiyor. İşimiz var bizim bu kızla. Nereye gittim kız?
Anneciğim ben geldim. Hı, gel kuzum gel. Gel. Anıların en vefakarı Binnaz Sultanım benim. Kız dur boğdun kız. Geç. Geliyor. Müjdemi isterim. Değil mi? Dedim bile. Vallahi mi? Aldılar mı kız seni işe? Vallahi müdür seni kaçıramayız dedi. Böyle bulunması Hint kumaşı ayağımıza kadar gelmiş. Çok şanslıyız dedi. Serra. Vallahi Allah ondan razı olsun. Görüyor musun? Onun sayesinde iş sahibi oldum be yavrum be. Anne kendi sayemde iş sahibi oldum. Serra sadece aracı oldu. Bir kere daha aferin kızım de be. Bir kere ya. Bir kere ya. Sevgili ustaları da halletmişler her şeyi. Aa çok sevindim. Ya o duvarı benim istediğim gibi yapmışlar mı? Her şeyi senin istediğin gibi yapmışlar. Kaçarın yok. Merhaba. Rahatsız ediyor muyum? Aşk olsun Asena, burası senin evin, ne rahatsızlığı. Sizi böyle çifte kumrular gibi görünce acaba özel bir şey mi konuşuyorsunuz diye düşündüm de o yüzden rahatsız etmeyeyim dedim. Peki ne karar verdiniz? Gidiyor musunuz, kalıyor musunuz? Gidiyoruz. Hatta toparlanmaya başladık bile değil mi sevgilim? Yani tabii bu işi babamı gücendirmeden yaparsak harika olur. Onur, neydi hani kız çocuklarının babaya duydukları aşırı düşkünlük, hayranlık ki? Adı vardı o kompleksin. Elektra kompleksi. Aa, İhsan da geldi. Karşılayayım. Nilcim, babiş konu karşılamaya gelmek ister misin? Ne espri yaptım ama. Ay. İşte bu yüzden artık evimize gidelim diyorum sevgilim. Anlıyor musun beni? Tamam hayatım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sevgilim. Gerçekten dayanamayacağım artık bu ikiyüzlülüğe. Sıkma canını. Bakın kim geldi. Babacığım hoş geldin. Ne haber prenses? İyiyim. Merhaba Onur. Hoş geldiniz İhsan Bey. Sevgilim sen üstünü değiştirinceye kadar sofra hazır olmuş olur. Biz de oturur yerimizi alırız. Üstümü değiştirip çıkmam lazım. Ben maalesef yemekte yokum. Aa yok musun yemekte, niye? Ya bizim şu Fransızlar var ya, Mikel de Holding. Hı. Yolda sekreterim hatırlattı. Onlarla yemeğe çıkmam lazım. Afiyet olsun. Sağ ol babacığım. Hayatımızda baş başa yiyelim o zaman. Olur, dışarı mı çıksak? Olur. Beraber yiyelim. Ben de geleyim mi? Ya da evde yiyelim. Anne bak çok eminsin değil mi 500 lira dediğine? Sonra ödeyemeyeceğimiz bir meblağ çıkarmasın karşımıza. Ay Sera iyice aptal yaptın beni. Kızım eminim tabii ki. Niye yanlış anlayayım? Adamın kendi elleriyle yaptığı hesap kendi el yazısıyla bak sehpanın üstüne duruyor. İnanmıyorsa ona bak. Anneciğim içerideki yepyeni bir çamaşır makinesi. İkinci el falan değil ki. Ay Sera ne kadar bayılıyorsun böyle olayları büyütmeye. Kızım hayatta bazen şans insanın yüzüne güler. Ayağına hiç beklemediği fırsatlar gelir. Böyle kuşkucu, kuruntulu olmak hiç iyi bir şey değil kızım. Tamam ya kızma. Hayır yani iyi, olumlu yanından bak. İyi düşün. Şans ayağımıza geldi de böyle ayağına gelen fırsatları tepmek, gurur yüzünden tepmek salaklıktan başka bir şey değil. Söyleyeyim. Haklısın canım. Ben abartıyorum bazen. Ha şöyle. Üç vakte kadar gönlüne göre bir sevgili de buldurabilirsen o şans. Hı? Yeter ki inan. Biricik Hanım.
Nerede? Barda, köşede. Böyle devam et. Geldikçe haber ver. Tamam. Lan pire. Oğlum öldük lan acımızdan. 40 saatte bir parça, iki parça et koyamadın lan önümüze. Abi anlamadım ki ben bugün bu eti ya. Geç pişiyor bayağı da. Şimdi sana nar gibi kızarmış tabak yapıyorum. Aman. Oğlum benim alnımdaki LED ekranda aptal mı yazıyor lan? He? Yok abi o nasıl laf ya? Estağfurullah. Ulan daha estağfurullah demeyi bilmiyorsun lan. Gerizek. Senin bir şekerin düştü abi ya. Şunun tadına bir bak. Lan pire. Oğlum bak canım burnumda zaten. Bir de sen beni aşıklasın ama. Vallahi keserim o dilini atarım ızgaraya. Ne oldu abi? Niye gerildin ya? Oğlum sahipli bir kız için çok fazla rikse girdik lan salak gibi. Riks derken abi? Oğlum Serra Hanım uğruna biz korkutmadık mı bu titreyi? Ha? Evet abi. Sen dedin yengen olur dedin. Etrafına ne kadar çar çakal varsa temizleyelim dedin. Dedim mi lan ben bunu harbiden? Tüh. Ulan kafama ya. Abi yengemiz artık yengemiz olmayacak mı? Oğlum yenge deyip durma lan şu zibidi düşkünü kıza. E ne diyeyim? Deme. Hiçbir şey deme de. Ben diyorum yine gideyim yarın takıldığı şu serseriye bir bakayım diyorum ya. Sen bilirsin. Geleyim ben de. Yok ben tek giderim. Hoş geldin. Alo. Küsmüyüz hala. Yo, nereden çıktı? Serra, okulda en son konuştuğumuzda buzlar kraliçesi kıvamındaydın. Selim, siz neden Biricik'le o kadar samimiyesiniz? Ha, senin neye takıldığın belli oldu. Tamam, okey. Ne okey ya, ne okey? Kıskanılıyorum sanırım. Yani bu iyi bir şey bence. Abartma istersen. Ya tamam, cevap veriyorum. Biricik benim ilkokul arkadaşım. Okuldan arkadaşım falan filan. Yani zaman zaman böyle yakın tavırlar sergileyebiliyor ama inan ötesi bir durum yok. İyi tamam. Anladım ben anlayacağımı. Uzatmaya gerek yok. Barıştık mı yani? Küsmemiştik ki Barışal. Serra. Efendim? Keşke şu anda yanımda olsaydın. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım Pire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi?
Vallahi müdürüm benim bir suçum yok dedim. Bizim gerizekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş oğlanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen, biz beraber sen demedin mi git diyor. Abi ne demek öyle diyor. Adam sen öyle söylüyorsun ya ha? Allah oğlum. Sen de iyice öttek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? E var, köpek var abi. He, den. Heh, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha o benim o bizim o kaza öyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım sen. Kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım ha. Sonra ara, Salih benim başım derde yedi. Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri zekalı bir çocuk ya. Bulimiya böyle bir hastalık. Yine başladın değil mi? Ama eskisi kadar yoğun değil. Yoğun değil derken? Yani evet. Yiyip kusuyorum ama çok sık değil. Son zamanlarda yeniden kusmana sebep olabilecek, duygu durumunu tetikleyecek herhangi bir olay yaşadın mı? Hani daha önce geldiğimde beğenilmeme, onaylanmama korkusu falan gibi şeyler söylemiştiniz ya. Hatırladınız değil mi? Evet. Onları bu ara yenisi eklendi. Yetersizlik. Yeterince akıllı, yeterince başarılı, yeterince güzel, yeterince sevilesi biri olmadığımı düşünüyorum. Günaydın canım. Günaydın canım. Aa hayrola?
Gece iyi saatte olsunlar mı Murat'ı? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Kamlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Şöyle. Aferin benim kızıma. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Oo Selim'cim, gece hayatına damganı bulmuşsun yine. Magazin basını sen ve Biricik'ten bahsediyor. Bir bakabilir miyim? Yine adımız magazinlere düşmüş sayende. Allah kahretsin. Yalnız gece gece bardan çıkıp alkollü direksiyon başına geçmek de... Yani iyi cesaret Selim'ciğim, nasıl yapıyorsun bunu? Sakın bana alkollü araba kullandığını söyleme, gebertirim seni. İçmedim baba, ağzıma bile sürmedim. Biricik sarhoş olmuştu, onu toparladım sadece. Yani fotoğraflardan pek öyle anlaşılmıyor ama... Göster bakayım şunu. Sen içmiyorum dediysen içmemişsindir. İçmedim diyor zaten babacığım. İçmedim baba. Okula yetişmem lazım. Afiyet olsun size. Sen de bakmak ister misin? Çık. Kutlusay'ın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Biricik yazmışlar değil mi? Çok güzel. Ya Selim, ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı, siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde. Çok. Kızın elindeki benim termos değil mi? Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termosu nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Bak kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benimdi. Dudağımda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha? Yok. Kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuğum yok, al kullan. Pis. Ay. Ha, bu arada senin bir fake hesabın vardı madam sekreteri diye. Ne oldu ona? Ay ne gömerdik orada insanları, hatırlıyor musunuz? Evet ya, o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum. Onu yanlış mı hatırlıyorum? Yok be, onunla mı uğraşacağım Allah Allah? Niye alayım? Yalnız var ya, bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti, ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Allah. Bakayım kaç olmuş? Baksana. Çok iyi.
Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sarı, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam, biliyorum, her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bizlere de yaşananlara bir şans versen. Satış yaptığında öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun, anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğim unutma, hadi işinin başına hadi. Derse daha var değil mi? Var, var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam. Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha, öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Elif'ciğim dur bir dakika, arabadan iniyorum. Ay hayatım, ben de seni çok özledim.
Özlemez olur muyum? Ne kadar uzun zaman oldu birbirimizi görmeyeli. Haklısın. Haklısın hayatım da işte. Hadiyince gelinmiyor ki Sidney'e. Ay keşke sen gelebilsen. Aa İdil Hanım. Ha. Tamam. Tamam Elif'ciğim. Tamam canım. Tamam ben organize etmeye çalışacağım. Hı hı. Ben şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Tamam canım. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Ne haber Binnaz? İyiyim İdil Hanım. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ne bu surat? İnsan misafirini böyle mi karşılar? Hoş geldin İdil'cim. Lütfetti patronum Binnaz. Ya tamam Elif'in adını bile duymaya tahammül edemiyorsun da kız son dakika aradı yani açmadan edemedim. Sen de biraz fazla abartmıyor musun? Hiç de abartmıyorum İdil'cim. Sen de kusura bakma da böyle biraz inadına yapar gibi yani. Ya aşk olsun ya. Of, affedersin. Arkadaşım. İyi tamam. Geçin geçin buyurun şöyle. Ay yok yok geçmiyorum. Çünkü biz dışarı çıkıyoruz. Hadi git hazırlan bakalım. Allah Allah nereye gidiyoruz? Ya Bebek'te çok güzel bir restoran açıldı. Yemekleri harika bayılacaksın. Ay yok istemem ben öyle Bebek falan. Şöyle salaş rahat bir yere gidelim. Ya hep gidiyoruz salaş yerlere. Hadi yürü git git. Hadi. Hadi hadi hadi. Ay bir de nazlanıyor. Hadi. İdil ya. ben de size bir kahve yapayım. Hadi yap özledim senin kahveni. Ay. Ayşe Çoban, varoşun dilberi seni. Ama salak adamla yetinmeyeceğini tahmin etmiştim zaten. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Paranı hak ediyorsun. Takibe devam. Ne şanslıyım ya. İçiyor mu Binnaz? Ay, yok yok. İçmiyor. Pek iyi bu aralar. Ha, iyi. Olmuş mu? Olmaz mı? Olmuş tabii. Çuval giyse yakışır benim arkadaşıma. Yani demezsin. Zaten olmamış desen de bir ikinci alternatif yok vallahi dolapta. Kızım kaç defa söyledim sana alışverişe çıkalım diye. Dinlemiyorsun ki. Ya Binnaz şu benim zincirli çantam yok mu? Bulamadım onu bir bakıver hadi. Ben şimdi bulurum. Şöyle biraz ruj mu sürsek? Ay İdil ya bitmiyor. Selim'i elimle nasıl tutacağımı ben bilirim. Ben. Ne yapıyorsun sen?
sesleriyle her yere dokunmuş ya. Ay, müziği de açmış sonuna kadar. Ya bak vallahi benim kötü bir niyetim yok. Ben arabayı yanaştırıyordum. Ne kötü bir niyetin yoktu ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne işin var benim arabamda? Ya öyle meraktan mı baktım? Vallahi özür dilerim, tamam. Ya tamam, hadi uzatma, git, git. Tamam, gidiyorum. Yürü, bir daha arabamın yanında görmeyeyim seni. Nedir ya? Bir dakika, bir dakika, dur. Neydi senin adın? Ne oldu? Şikayet mi edeceksin? Bak yapma, gözünü seveyim. Zaten yeni başladım ben. Sus be, sus. Şikayet falan etmeyeceğim. İstediğimi yaparsan şikayet etmem. Anladın mı? Duymuyor. Duymuyor musun? Anladın mı diyorum? Ya anladım, tamam da ne yapacağım? Yemekhanenin yemekleri bazen çok fena dokunuyor. Sana da oluyor mu? Ucuz yağ kullanıyorlar, ondandır. Bir dahaki sefere sen daha hafif yemekler tercih et ama. Bir dahakine sosyete kafesinden kinoa, avokado salatasıyla kereviz suyu sipariş edeyim bence. Seninki geliyor. Selam, ne haber kızlar? Sağ ol, iyi. İyilik senden. İyi. Aç mısın? Yani aç değilim ama biraz atıştırırım sizinle. Gerçi buranın yemeklerini beğenir misin bilmem ama. Niye beğenmeyecekmişim ya? Beğenirim tabii. Akşam okul çıkışında bir sürprizim var sana ve itiraz kabul etmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. İster misin, size de alayım mı? Aslında sen misafir sayılırsın burada. Bizim sana bir şey ısmarlamamız lazım. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Geliyorum. Bak bir de gelmem diyordun. Ne güzel oldu işte. Bu değerler beni çok geliyor Dil. Yok hayatım işte, yok tanıdık kimse yok, merak etme. Ayrıca olsana yazar. Senin utanacağın, saklanacağın bir şey yok ki. Hı? Ha. Bilin de burada. Ha, evet. Aşk olsun İdil. Hiç haber vermiyorsun. Hiç haber vermez bize zaten. Ne haber kızlar? İyilik. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, yemek yiyoruz. Tanıştırayım Nilgün, Asena, Tuğba. Memnun oldum. Daha önce karşılaşmış mıydık? Sanmıyorum. Merhaba, ben de memnun oldum. Aa, ne güzel çantanız var. Vintage değil mi? En az 10-15 senesi vardır bunun. Çok iyi bildiğim bir model. Bu arada Nilgün benim çok çok eski dostumdur. Bildiğim en güçlü kadınlardandır. Madem bu kadar özel, kendine saklama o zaman Edin. Bizimle yaptığın programlara da çağır. Ah keşke hayatım, keşke. Yani bugün bile yemeğe çıkmaya zor ikna ettim kendisini. Ev kuşudur benim arkadaşım. Halinden, tarzından bayağı evcimen birisi oldu, çok belli. Asenacığım, sen Nilgün'ün böyle mütevazı olduğuna bakma. Yani şu an çevremizde gördüğümüz birçok insan yıllar önce 3 kuruşa talim ederken Nilgün alışverişe Milano'ya giderdi. Ne kadar güzel. Ne hoş. Değil mi? O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abartı saydın Edip. İnadına yaptım.
Yani dünün paçoz mankenine bilmişlik yaptırmam ben. Dua etsin arada ihsan var. Beğendin mi yemeğini? Hı, çok güzel bu ves. Daha tatlı söyleyeceğiz. Biricik hoca bütün sınav konularını işledi derste, biliyor musun? Sen niye gelmedin? Canım hiç ders çekmedi bugün. Biraz bahçede oturayım dedim. İyi geldi mi bari temiz hava? Sen niye her şeyin altında bir şey arıyorsun? Aramıyorum. Ay, bu ne ya? Aa, Biricik. Ne oldu yine? Aa! Aa! Ay! Bayağı patlatmışlar, mahvetmişler lastiğini. Ay, inanmıyorum. Bu nereden çıktı şimdi? Ay, bunu da Burak'ın sapığı yapmış olmasın sakın. Burak'ın sapığı mı yapmıştır bunu? Ay, beni de mi peşimde yani? Aa! Ya, ne bileyim ben, öyle aklıma geldi yani bir anda. Olur, olur, olur kesin. Bak, yarılmış lastik, görmüyor musun? Ne yapacağım ben? Güvenlik, güvenlik bir bakar mısın? Kesin o sapık. Ay, benim de peşimde. Ya tamam, yani tamam. Ben öylesine söyledim. Belki de değildir. Biricik bir dur bakalım, bir soralım. Kim yaptı bunu? Ben nereden bileyim ya? Çocuk nereden bilsin Zeynep? Saçma sapan soru soruyorsun. Nereden bilecek o? Güvenlik ya, hani. O yüzden söyledim. Bilmez, arabanın başından bekliyor. Nereden bilecek? Of! Sapık işte bu. Kocaman yarılmış, görmüyor musun? Allah'ım ya. Bak, emin misin? Yani güzelim lastikler, yazık olacak ha. Sana ne? Yazıksa yazık yani, sana ne? Sen benim dediğimi yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Onu söyle. Yani eğer sen istiyorsan en güzel şiş de delinir. Hem zorlanmazsın da, tık tık anında görüntü. Anladım, tamam. O zaman yapıyorsun. Yok, istemem paranı. Sen beni şikayet etme yeter. Tamam, sen bilirsin. O zaman sana kolaylıklar dilerim. Ya benim burada bir saat işim var. Bir saat hallolur. Teşekkür ederim. Ulan manyak karıya bak. 3-5 yeşille bizi kandıracak aklınca. Ben de o kadar ucuza kapatacak göz var mı ya? Of! Bir bu kalmıştı başıma gelmeyen ya. Of! Tamam bir tanem, tamam. Tamam. Dur bakalım, bir ne çıkacak altından, bekleyelim. Şey yapalım, polisi arayalım hemen, polis halleder gelip değil mi? Evet, parmak izini alır varsa. Kim olduğu hemen ortaya çıkar böylelikle. Yok, 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 polis olmaz. Polis olmaz. Şimdi babam öğrenirse arabamı alır, peşime koruma takar, olmaz polis, hayır. Ya o zaman ben Selim'i arıyorum, kusura bakma yani. Aramam lazım. Ara. Hayır ya, arama. Şimdi rahatsızlık vermeyelim, arama. Ya olmaz Biricik, ayrıca haber vermediğimizi görse nasıl kızar bilmiyor musun? Tabii, haberi olsun. İyi, siz bilirsiniz o zaman. Tamam. Ay çalıyor ama açmıyor. Yani ben en iyisi mesaj atayım, görünce döner bize zaten değil mi? Atıyor. Amcacığım, nasılsın? İyi be oğlum, nasıl olayım? Sevdiklerimi görünce daha da iyi oluyorum. Hoş geldin kızım.
Hoş bulduk. Aferin Selim. Bu güzelliğin elini tutup bırakmamışsın bakıyorum. Evet Veli amca, bırakmadım. İyi yapmışsın. Geçin hadi. Buyurun Serra Hanım. Bayıldım ben bu sürprize. Çok sevindim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nilgün Hanım. Hoş bulduk. Ya kendisin? Geçmiş artık benden Binnaz. Dışarıda hayat akıp geçerken ben bu köhne eve gömmüşüm kendimi. Bugün iyice anladım ben bunu. Ne geçmiş senden? Hiçbir yere gömüldüğün falan da yok. Genç kadınsın, güçlüsün de. Hadi sen bir kahve yap bana da kendime geleyim. Tamam. Evcimen bir halim varmış. Neyi kastediyorsa artık. Teşekkürler Veli amca. Of. Çok yedim ama yeter. Dur daha yeni başlıyoruz. Veli amcacığım ellerine sağlık, döktürmüşsün yine. Muhlama bizim işimiz oğlum. Karadenizliyiz biz. Karadenizli misin Veli amca? Evet. Neresinden? Giresun. Özlemiyor musun peki memleketini? Özlemem mi? Havası, suyu. En çok da insanı başkadır bizim oralar. İnsanın nesi başka? Büyükşehir bozuyor hepimizi be kızım. Kul olduğumuzu unutuyoruz. Şeytana uyup paraya pula satıyoruz ruhumuzu. Doğru söylüyorsun Veli amcacığım. Afiyet olsun. Sağ ol Veli amcacığım. Sağ ol. İçimiz küfleniyor buralarda. Ne kadar doğru söylüyor değil mi? Bence değil. Eğer insanın içinde kötü olmak varsa... bir şekilde ekstra çaba göstermeden şeytana dönüyorsun zaten. Yani sen ruhunu satanlar sadece büyük şehirlerde mi yaşıyor sanıyorsun Serra? Haklısın. Ama bence İstanbul'un kendisi gibi şeytanı da büyük. Korkutucu. Çok kurnaz hatta. Yolunu şaşırman için türlü türlü oyunlarla aklını çelmeyi çok iyi biliyor. Yoksa sana da mı uğradı o şeytanlar? Kim bilir? Bana uğradı mesela. İstemediğim hatalar yapmam. Saçma seçimlerle patinaj çekip durmama sebep oldu. Sonrasında da pişmanlık denizinde boğulup durdum zaten. Senin en büyük pişmanlığın ne? Yani tabii çok özel değilse ben böyle paldır küldür sordum, pardon. Ben 18 yaşındayken babama kızgınlığımdan Asena'nın arabasını kaçırmam. Ne tür bir pişmanlık bu anlamadım. Boş ver ya. Uzun hikaye, belki başka bir zaman anlatırım. Peki.
Doymamış mıydın sen? Ama çok güzel olmuş. Sen de yemelisin. Ya bana böyle bakmasana. Neden? Utanıyor musun? Sen benim bakışımdan mı utanıyorsun? Utanıyorsan eğer, biraz daha bakayım. Bir kere de şanslı günümdeyim diyeyim ya. Görelim bakalım kimmiş bu Serra Mehmet'sinin yavuklusu. Oo, bakıyorum da bizim ayının içinden ince ruhlu bir kartal yavrusu çıkmış ha. Doğru konuş lan Nazlım. Laf mı iyi bir şey mi diyorsun, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum senden. Of var var. Ya beni okuldan almaya geldiğin için iltifat ediyorum ama... neyse boş koy. Sen anlayana kadar otobüs kaçtı vallahi. Lan Barbar, nereye bakınıyorsan? Ben buradayım işte. Hadi gidelim. Bugün okuldan için maydı zaten. Hadi. Ne o? Serra Hanım'a mı bakınıyorsun yoksa sen? Ne alakası var kızım? Bana ne uysuzdan? Diyorsun. Bak sen. Ne o? Taca mı çıkardın Serra'yı? Yok canım, ofsayta düştü. Gerçi o da mahallemizin güzide bir sakini. Sonuçta onu da koruyup kollamak bizim boynumuzun borcu icabında. Ya mahalle muhtarı gibi konuşma lan karşımda. Zaten sevgilisi çoktan alıp götürmüştür onu. Hadi biz de gidelim. Hadi. Lan Barbar, hadi seni. Gerçek yüzünü herkese gösterdiğimde değil benimle uğraşmak. Saçını tarayacak bile vaktin olmayacak Asena. Rezil olacaksın. Herkese rezil olacaksın. Tabii sonra da sıra Serra varışına gelecek. Ama önce Selim'in tüm ilgisini üzerime çekmem gerekiyor. Yaparız. Dur. Evet.
Yavaş oğlum. Adamlar gelmeden yedin yuttun her şeyi. Acıktın, ne yapayım? Saat kaç oldu, baksana. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı. Hoş geldiniz. Bülbülüm, harbi altın kafestesin ha. Vay. Sofra da konuşuyor ya Ayrı abi. Annem elleriyle yaptı abi. Hazır mazır değil, yanlış olmasın. Üzülme lan, anneninkiler de güzeldir belki. Otur otur Barbaros, otur. Eline sağlık yengemizin, vallahi zahmet etmiş ya. Ne demek, afiyet olsun. Bülent Efendi, sen de boşları doldur bakalım. Vallahi sana da ne kadar teşekkür etsek az be Barbaros. Ne demek Ayrı abi ya? İki adam dövdük alt üstü. Yok be abi, ne yaptım ki ya? Olur mu oğlum? Çok büyük beladan kurtardın sen bizi ya. Oğlum insan gibi ya şunu lan. Boğulacaksın lan. Abi nimet arkamızdan ağlar, öyle değil mi Ayrı abi ya? Ye oğlum ye sen, rahatına bak. Afiyet olsun. Komşum hoş geldin, gel. Ya ben meyve alacaktım ama siz bozmayın keyfinizi. Olur mu, ne demek komşum, buyur gel. Vay Aydar abi, kaynanan seviyormuş vallahi, böyle çilingir sofrasını herkese denk gelmez. Gel böyle, gel komşum. Buyur, hoş geldin. Afiyet olsun. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hayırdır, bir şey mi kutluyorsunuz? Barbaros oğlumuza küçük bir teşekkür yemeği diyelim. Bize. Barbaros abi bizi mafyanın elinden kurtardı da sağ olsun. Biz beraber yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, hoş geldin. Hoş buldum, afiyet olsun. Hayri abi, ben portakal alacaktım ama. Ben tabii, ben portakalın en güzelini vereyim, aslını vereyim sana. Gençlik işte, ne diyeceksin? Efendi bir kız bu. Efendidir. İşte okullu mimar falan çıkacakmış. Ama aksi biraz da huysuzdur. Mimarlık diyordun bir de. Aa, 10 numara kızdır Serra. Kız başına ev geçindiriyor, kolay mı? Üstelik okula gidiyor bir de. Buyurun. Teşekkür ederim. Güzel. Babası yok mu? Vallahi öldü diyor ama. Hani ölünün arkasından sevgiyle söz edilir ya. Bununki pek öyle değil. Nasıl yani abi? Ne bileyim oğlum. Geçmişte nahoş olaylar yaşanmış sanki. Anlatamayacağı olaylar yani. Allah yardımcısı olsun abi. İyi akşamlar beyim. Ne işin var senin burada? Gören olmadı beyim. Kes lan! Beni dinle. Bir daha seni bu evin çevresinde görürsem... Beyim, verdiğin para yetmiyor. Ne olur biraz daha versen. Emin, şansını zorlama. Beyim, 50.000 lira fazladan versen vallahi bir daha gelme. Bak hala konuşuyor ya. Bir daha evime geldiğini görürsem... ya da ailemin etrafında dolandığını duyarsam... öldürürüm seni. Bu sefer gerçekten ölmüş olursun. Kaybol. Olmadığına emin misin sen? Ben hemen bir şeyler hazırlayabilirim sana. Ay yok, istemiyorum yavrum. Ben öyle uzun öğle yemeklerine alışkın değilim. Acıkmadı karnım. Sen şimdi bir portakal versin bana. Yeter. Buralara kadar geldi. Her şeyi bilmek istiyorum Cicle. Lütfen. Barış'ı da anlatacaksın ona. Nereye götürdü bugün İdil seni? Bebekteşik bir lokantaya. Ay bir görsen. Herkes bir havalı, bir şık. Kadınların suratları böyle... tef gibi gerilmiştir resmen. Biriyle birlikte olmaz. Et seven biriyle birlikte olduğumu hatırlamıyor musun? Biliyorum. Benim sözüm... Sen başka bir şeye takılmış gibisin ama sanki. Hayat neden bu
Yok canım, neye takılacağım? Fidi sayesinde biraz evden çıktım. Havam değişti, iyi oldu. Ne giydin giderken? Çok alemsin Sırra. Gardırop dolusu kıyafet var sanki. Uydurdum işte bir şeyler. Olsun. Sen çok hoş olmuşsundur, biliyorum ben. Olduğu kadar işte. Ama tabii İdil'in arkadaşlarının klasmanı da değildim. Zaten içlerinden bir tanesi çantam yüzünden beni aşağılamaya kalktı. Ay, kimmiş o haddini bilmez sosyetik? Sizin okulun sahibi yok mu İhsan Kutlusay? Onun karısı. Senin Kutlusay. Ama görsen nasıl şık, nasıl havalı. Belli zaten insandan bayağı genç o. İhsan'dan? Duyan da arkadaşımız sanacak Nilgün Hanım. Babam nerede kaldı? Yukarıda üstünü değiştiriyor. Ama kötü bir gün geçirdi herhalde. Aşırı sinirli bugün. Ay, eyvah. Yani Selim de geç kalacak zamanı buldu. Sorma. Afiyet olsun. Sevinç. Ilık bu çorba, ılık. Ilık. Sevinç, hemen İhsan Bey'in servisini değiştir. Hemen, hemen değiştiriyorum. Nerede bu? Babacığım trafiğe falan takıldı herhalde. Adama bak ya. Yemeğin zamanında bile gelmiyor. Babacığım biraz sakin. Sen bugün işte bir şey mi sinirlendin? Hah, geldi. Afiyet olsun. Bakıyorum keyifler yerinde. Canım hoş geldin. Geç otur Selim'ciğim. Ablacığım ben çok tokum ya, fazla yedim bugün. Aç değilsen bile otur istersen bizimle birlikte. Çünkü biliyorsun baban seviyor böyle ailece masa etrafında olmamızı. Hı. Biliyorum Asena. Kendisi senden önce de babamdı zaten. Yeter! Yeter ya! Asena'yla düzgün konuşacaksın. Yoksa bu masaya oturamazsın. Anladın mı? Ne demek baba? İhsancığım sakin ol lütfen. Ben alıştım bana böyle davranmasına. Sürekli laf sokma peşindesin. Yeter be! Bu evin hanımı Asena. Ya beğenirsin ya da defolup gidersin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Başına bir şey gelmiş olmasın Onur ya. Öyle sinirle de çıktı gitti. Yani haklı çocuk. Baban da durup dururken aşırı yükseldi. Olacak iş değil yani. Kabul edelim sevgili. Her şeyi bildiğini iddia eden İhsan Kutlusay babalığı beceremiyor. Öyle uzaktan ahkam kesmek kolay Onur. Bakalım çocuğun olunca sen nasıl bir baba olacaksın? Yoksa
Kusura bakmayın İhsan Bey ama siz de fazla gidiyorsunuz Selim'in üstüne. Şiirlerin hıncını çıkarmak istiyor gibi sanki acı çektirmek istiyorsunuz ona. Onurcuğum lütfen sen de yeter artık ama. Yani biraz sakin ol. Ben en iyisi baba kız sizi yalnız bırakayım. İyi günler. Babacığım, üzülme lütfen. Yani ben kötü niyetle yapmadığını biliyorum. Yok yok, haklı onlar. Selim konusunda kaş yapayım derken göz çıkarıyorum. Doğru. Ulaşabildiniz mi? Kapalı hala. Ha. Tamam anladım, anladım. Tamam kapat. Bakıyorum hemen. Dün akşamki sinirinin nedeni anlaşıldı İhsan'cığım. Anne. Günaydın. İçki mi içtin sen? Ama evde olsaydı içerdim. E niye böylesin o zaman? Hiç uyumamış gibisin. Evden dışarı çıkmayıp dışarıda ne olup bittiğini bilmemek daha iyi biliyor musun? Neden böyle söyledin? Aynı çevrede dönüp durunca yaşadığı hayatın ritmine alışıyor insan. Dışarıda başka hayatlar olduğunu unutuyor. Tamam. Girme sen böyle karanlık sulara. Kendine gel. Lütfen. Ben şimdi sana harika bir kahvaltı hazırlarım, tamam mı? Lütfen, hadi. İşini eksiksiz yaptın. Sağ olun efendim. Görüntüler şahane. Ama bir de bu İhsan'la Emin'in ne konuştuğunu duysaydık harika olurdu ya. Çok merak ediyorum. Anlaşılmıyor tam. Ses kaydı yapabilecek kadar yakınlarında değildim maalesef. Ancak fotoğraflarını çekebildim. Neyse. İtiraf edeyim bu kadar çabuk zaten bu işin çözülmesini de beklemiyordum. Ben de. Ama aynen dediğiniz gibi oldu. Kadın işimizi çok kolaylaştırdı. Öyle değil mi? Kadın da ne kadın çıktı ha? Aynı anda bir değil, iki değil, kaç adamı birden idare ediyor. Sanırım parayla yapıyor bu iş. Ne diyorsun? Bir de boyunca çocukları var bu kadının. Çocukları duysa eminim yüzlerine bakmazlar. Recep,
Çok iyi bir şey yakaladın ha. Aferin sana. Ayşe Çoban denilen bu kadın pısırık kocasından korkmuyor olabilir ama çocuklarının ne yaptığını bilmesinden herhalde çok tedirgin olur. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Bana mı baktınız? Merhaba, bu dükkan sizin mi? Merhaba, benim evet. O zaman sigortayı değiştiren, yeni çamaşır makinesini bağlayan da sizsiniz. Yoksa sen Nilgün Hanım'ın kızınızsın. Evet. Ya bak, dünya ne küçük. Eğer annen olduğunu bilseydim az biraz daha iskonto yapardım be kızım. Daha ne yapacaksınız? Zaten yepyeni bir çamaşır makinesi getirip takmışsınız. Bir arkadaşım nakde sıkışmıştı. Elindeki malları elden çıkarıyordu. Hem sizin hem onun işine geldi böyle. İyi madem. Ama ben yine de zorda kalmış birinin malını ucuza kapatmak istemem. Bilirim. Aynısı bizim de başımıza gelmişti. Yok öyle bir şey. Sen merak etme. Ben borcumuzu ay başında öderim. Kolay gelsin. Nasıl da düşünürsün her şey. Canım babaannem. İyi ki varsın. Günaydın. Buran sapı şimdi de Biricik'in peşinde. Ne olur hemen bizi ara Selim. Bizimki anne babasından da saklıyor olanları. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen hemen bizi ara Selim. Selimcim, babaannemden öğrendik bebekte olduğunu. Ama sesini duymadan içim rahat etmiyor. Ara lütfen. Nasılmış benim babaannem? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Sen zaten düzenimi kurdurmuşsun hemen Yusuf amca. Evet. Evet, dün bayağı kötü kapıştık. Ama sen sıkma canını. Ben sana sonra detaylı olarak anlatacağım. Öpüyorum babaanne. Dikkat et kendine. Alo. Ne oldu Eda? Minik güvercinim gelmiş. Ne haber? Ne olsun vallahi canım çıktı yine. Sen de hazır ol, otel full dolu. Herkesin de oda servisi isteyeceği tuttu arkadaş. Aşağı in yukarı çık, canım çıktı resmen.
Ay duvara mı konuşuyorum ben? Sana anlatıyorum Serra. Ay dinliyorum seni ben. Sende bir haller var ama çıkar kokusu yakında. Pınar. Söyle bebeğim. Ben var ya. Ne oldu sana söyle. Ben çok fena aşık oldum galiba. Benzer olayları ard arda yaşamamız sizce de bir tesadüf mü? Bir gariplik var yani çünkü. Bence de. Biricik dünkü korkundan eser kalmamış senin de. Biz senden daha stressiz. Olur mu öyle şey ya? Ben de stresliyim, ben de korkuyorum. Ama ne yapayım? Öyle oturup başıma neler gelecek diye senaryo mu yazayım? Selim, neredesin? Dünden beri sana ulaşmaya çalışıyoruz. Müsait değildim. Serra'yla mıydın yoksa Selim? Hı? Evet Eda. Bir sakıncası mı var? Yok canım. Ne sakıncası olacak? Sorularınız bittiyse anlatın hadi. Biricik, ne oldu? Yani öyle anlatılacak bir şey yok. Abartıyor kızlar. Selim. Kızın peşinde bir sapık var, bildiğimiz sapık. Ne yapmış araban o hayvan? Lastiği şişlemiş. Not falan bir şey bırakmış mı? Yani... Ne yani? Biricik bırakmış mı, bırakmamış mı? Bırakmış. Tamam, ne yazmış? Peşindeyim. Daha başlangıç yazdı. Ay bak ben size demedim mi ya? Görüyor musun? Not yazmış bir de. Eda bir dur ya. Nereye bırakmış ki notu? Arabayı birlikte bulduk biz. Not falan görmemiştim ben. Sileceği sıkıştırmış. Ben çantamı koymuştum o ara. Panikten görmedik. Sonradan fark ettim. Çok korkuyorum Selim. Tamam korkma. Beraber üstesinden geleceğiz bu durum. İyi misin? İyiyim. İyi ki kaçırdım seni ofisten. Çok gerginsin bu aralar. Çok işim var. Biliyorum. Stres var. Bir yandan da Selim olayları. Ben seni kaçırmasam sen bütün gün orada şimdi sıkılıp duracaktın. Biz çıkmadan söyledim en sevdiğin yemekleri. Beklemeyi sevmezsin ya. Ne güzel düşünmüşsün. Canım benim. Konu sen ve mutluluğun olunca ben her şeyi düşünürüm. Sevgilim. Biz birbirimize yeteriz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kendini üzme lütfen. Konu ben olunca Selim'in içine şeytan giriyor sanki. Senin benden taraf olmanı da kaldıramıyor. Şaka gibi. Sanki hayatına dün girdin. Ya o da kendince haklı bakma sen. Ben de dozunu kaçırınca fazla gidiyorum üstüne bazen. Ah İhsan. Bu senin iyi kalpliliğinden hemen affediyorsun işte. Aa. Aa. Siz de mi buradaydınız? Ne haber canım? Buyur otursana.
Ay afiyet olsun size. Benim bir iş yemeğim vardı. Zaten biraz geç kaldım. Öpmüyorum hayatım. Makyajım bozulmasın. Belki sonra uğrarım size, tamam mı? Hadi bay. Şu gidezin odaya bir kız. Niye ki? Bugün iş adamlarıyla beraber, dün de kılıksız böyle silik bir kadınla yemekteydi. Çok yakın arkadaşıymış güya. Ne var bunda şaşırmayacağım? Kadını görseydin ne demek istediğimi anlardın. Nilgün mü? Neydi adı? Artık nereden tanıyorsan. Nilgün mü? Adı Nilgün müymüş? Kimin ismi? Demin söylediğin İdil'in arkadaşının ismi. Yani Nilgün dedi galiba. Nilgün mü ne? Hatırlamıyorum tam. Nereden tanıyormuş onu? Çok eski dostum dedi sadece. Ama kadını görmen lazımdı. Üstü başı dökülüyordu. Her arkadaşımız moda sayfalarından fırlayacak diye bir kural mı var Asena? Bırak kadın istediği gibi giyinsin. Sana ne? Birincisi arkadaşımız değil. İkincisi de sadece ben değil ki oradaki herkesin dikkatini çekti. Yani ortama uymuyor, İdil'in yanına uymuyor. Ondan söyledim. Kutlusay olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızında. Tabii sen şimdi dediklerimden bir şey anlamıyorsun. Normal, normal. Yaşadıkça göreceksin sen de. Alo. Ya benim yüzümden yolunu değiştirdin sen de Selim. Yok ya, yolumu değiştirmedim. Bebekte kalıyorum. Bebekte mi kalıyorsun? Aha. Dün gece babaannemin evine yerleştim. Aa. Aşk olsun, dibime kadar gelmişsin. Şimdi haberim oluyor. Ya dün gece öyle apar topar oldu biricik. Apar topar. Sebep? Boş ver, boş ver. Uzun hikaye. Peki, tamam. Geldik. İyi, hadi gel. Bir kahve içelim. Yok ya, sağ ol. Bak, farkındaysan takip eden falan kimse de yok. Yani korkulacak bir şey yok. Ne yapayım Selim? Başımız sıkışınca ilk seni arıyoruz. Sağ ol. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Geldik beyefendinin. Şimdi ben açmıyorum. İyi oldu aslında. Koca adam oldu Selim yani. Ne işi var babasının evinde? Onurcuğum, Allah aşkına böyle söyleme. Vallahi babam duymasın böyle söylediğini. Aşkım, ne yapıyorsun? Eşyalarımızı toparlıyorum. Gitmiyor muyuz? O
Nurcuğum. Aslında yani biz babanla konuştuk. Bu gitme işini birkaç gün daha ertelesek ne dersin? Aslında çoktan karar vermiş de formalite icabı soruyor gibisin bana. Aşkım. Yani Selim olayı yüzünden herkesin kafası karışık zaten. Bir de biz gidip babamı yalnız mı bırakalım yani? Rakibim İhsan Kutlusaysa her zaman yenilmeye mahkumum. Birazcık daha. Bazen bize benzeyen insanlarla birlikte olmayabiliyoruz. Çünkü yani dizilerde bile hep sıkıntı çeken kadın milleti. Birlikteyken bir şey hissetmiyor. Baksana şu kıza, aşk uğruna düştü adamın peşine, bakar mısın? Zorlamamalıyız. Hmm. Yani şöyle ayaklarının üstünde duran güçlü, başarılı kadın modeli fazla geliyor bizim insanımıza. O zaman ne yapıyoruz? Elimden kaydı. Konuşamadık bir türlü. Çok karışık bir gündü. Uyumadıysan arayabilir miyim? Kaçan kovalanır işte. Kural bu. Kendine verdiğin değer kadar değer görürsün kızım. Bak yaz bu lafımı bir kenara, unutma sakın. Kaç bölüm oldu akıllanmadı kız. Bakar mısın ya? Yarın konuşuruz. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Gel otur. Bir haber var mı Selim'den? Yok. Yani beni bırak, Onur'un telefonlarını bile açmıyorum. Nilcim ya. Acaba üstüne pek gitmeseniz mi? Yani nerede olduğunu biliyoruz nasıl olsa. Rahat yerindeyse kalsın bebek de. Mesela mesele gitmesi değil. Küs gitmesi. Şimdi bir kız arkadaşı falan varmış zaten. Onur söyledi onu da. Selim'in mi? Evet, Selim'in. Onur şimdi kızla konuşacak. Belki o gidip yumuşatır Selim'i de. Biter şu küslük meselesi. Ay inşallah. Sen merak etme, dert etme. Hepsi düzelir. Sağ ol. Saat de kaç olmuş? Toplantım var. Gidip hazırlanayım. Okey, görüşürüz. Günaydın hocam. Günaydın Serracığım. Ya kusura bakma, sabah sabah rahatsız ediyorum ama senden ufak bir ricam olacak. Dinliyorum, buyurun. Evde bir kriz yaşandı. Selim anlattı mı? Yo, anlatmadı. Apar topar babaannesine taşındığını söyledi mi peki? Hayır. Biz dün hiç konuşmadık. Anlaşılan senin telefonlarına da çıkmıyor. Yani aslında... Serracığım. Selim aranızda yaşananlardan biraz bahsetti. Sana düşüncelerine çok değer veriyor. O yüzden senden küçük bir yardım istemek için aradım. Yardım mı? Evet. Yani bize karşı çok tepkili. O yüzden elimiz kolumuz bağlı ama seni kırmaz diyorum. Sana vereceğim adrese gitsen, bir Selim'le konuşsana. Ne dersin?
Yani saat daha erken, evden çıkmamıştır hala. Tamam mı hocam, ben haber vereyim size, olur mu? Teşekkür ederim. Haber bekliyorum senden. Karadeniz'de filon mu battı? Kız bir şey desene, ne oldu? Selin. Ben dün gece çok gereksiz atar yapmışım çocuğa. Ailevi sorunlarla uğraşıyormuş meğerse. İyisi. Gidip sürpriz yapsam mı diye düşündüm ama... Kızım manyak mısın sen? Durduğun kabahat düşünüyor bir de. Aa! İş ne olacak? Hey Allah'ım, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Kızım bas git Allah aşkına. Aa! Ben idare ederim senin yerine. Hadi çabuk. Şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demek. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, içtikçe öldüm. Hep uçurum, düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü öldüm. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş.